Hikaye, Mac ve Dick kardeşlerin multimikser siparişiyle başladı. Hamburger restoranlarında milkshake siparişlerine yetişemeyen Mac ve Dick kardeşler, Ray Kroc isimli mikser satıcısından 6 tane multimikser istediler. Ray Kroc bu siparişe şaşırmıştı. Kendisi Amerika'daki restoranları gezip mikser satıyordu ve her restoranda ortalama 2 multimikser vardı. 6 tane multimikser çok fazlaydı ve arayıp "Bir yanlışlık olmasın, 6 tane sipariş verdiğinize emin misiniz?" dedi. Aldığı cevap ise "6 tane değil, 8 tane multimikser istiyoruz." olmuştu. Kroc hamburger dükkanına gittiğinde çok şaşırmıştı. Kapıda uzun bir sıra vardı. İçeride oturulacak masa veya sandalye bulunmuyordu. İnsanlar hamburgerlerini alıp arabalarına veya bir banka oturup yiyorlardı. En ilginci ise sipariş sadece 30 saniyede hazırlanıyordu. Kroc hemen içeri girdi ve bu mekanın sahipleri kim diyerek Mac ve Dick kardeşleri buldu. Mac ve Dick kardeşler tam bir mühendis kafasına sahiptiler. Hızlı mutfak kavramını geliştirmişlerdi ve fast food'un temellerini atmışlardı. Her hamburgere 2 turşu, 5 damla ketçap, belli miktarda köfte koyuyorlardı. Ketçap sıkan makineyi dahi kendileri üretmişlerdi. Mutfağın kendisini adeta bir makine haline çevirmişlerdi. Ama Kroc'ta olan şey onlarda yoktu. Cesaret. Kroc mutfağı görünce bunun bir devrim olduğunu düşündü. Dakikalarca sipariş beklemek yok, garsonla muhatap olmak yok, bahşiş derdi yok. Ayrıca satıcı tarafından bakınca da masraflar büyük oranda azaltılmış durumda. Ülkedeki otoyolların kenarında sağlı sollu yüzlerce McDonald's bulunması fikri beni acayip heyecanlandırıyor, dedi Kroc. Ancak aynı girişimci ruhuna sahip olmayan kardeşler bu fikre sıcak bakmadılar. Onların istediği bu küçük dükkanda satış yapıp deyim yerinde ise kendi yağlarında kavrulmaktı. Uzakta olan bayiliklerin kontrolünü sağlamak çok zordu. Kaliteden ödün vermek istemiyorlardı. Daha sonra Kroc onları ikna etti. Sözleşme imzaladılar ve Kroc ilk bayiliğini McDonald kardeşlerden aldı. Altın kemerli McDonald's'ı açtı. İşler harika gidiyordu. Kroc sürekli büyümek istiyordu, şubeler açmak istiyordu. Ancak McDonald kardeşler buna cesaret edemiyordu. Hani demiştim ya, bir mühendis kafasına sahiptiler. Onlarca şube açmak onlara korkutucu geliyordu. Daha çok işin teknik kısmıyla ilgileniyorlardı. Ama Kroc bir yıl içinde Amerika'da 11 şube açtı. Ertesi yıl ise tam 25 şube daha açtı. Felsefesi paradan ve zamandan tasarruf olan McDonald's'ta Kroc bir yerlerde giderin fazla olduğunu gördü. Milkshake yapmak için dondurmaları soğutucularda tutmak gerekiyordu ve bu da yüksek bir elektrik giderine sebep oluyordu. Kroc bugünkü McDonald's'larda da hala yapılan milkshake tarifini bulmuştu. Bir tozu suya döküyordu ve milkshake oluyordu. Artık soğutucu masraflarını da sıfıra indirmişti. Bugün de McDonald's'ın sattığı çilekli milkshake sıfır oranında çilek içermektedir. Bir McDonald's çilekli milkshake'i çilek lezzeti veren yaklaşık 50 kimyasal içermektedir. Kroc'un bu büyüyüşü artık McDonald kardeşleri aşmıştı. Onu durduramıyorlardı. İş tamamen kontrolden çıkmıştı. Kroc 7 yıl aradan sonra 1961 yılında 2.7 milyon dolara McDonald's'ın isim hakkını satın aldı. Bu ismi satın aldığı için McDonald kardeşler artık ismi kullanamazlardı. Bu sebeple yeni bir isim buldular. Big M. Ama Kroc yakalarından bir türlü düşmüyordu. Orijinal McDonald's'ın yani Big M'in tam karşısına McDonald's şubesi açtı. Kroc onlar için hem bir şans olmuştu hem de onları bitirmişti. Peki McDonald's nasıl bu kadar büyüdü ve insanlar neden fast food'u veya McDonald's'ı tercih ediyorlar? Birinci sebep, McDonald's kurulduğunda bir hamburgeri 15 sente satıyordu. Fiyat konusunda rakipsizdi diyebiliriz. Çünkü tüm masrafı sıfıra indirmişlerdi. İkinci sebep ise çok hızlı olmalarıydı. Gelişen teknolojide insanlar sürekli zaman kazanmalarına rağmen ilginçtir ki ne kadar çok zaman kazanırlarsa zamanı olan ihtiyaçları o kadar artıyor. Bu da fast food'un veya McDonald's'ın bu kadar çok tercih edilmesine sebep oluyor. Üçüncü bir sebep ise hem fast food ürünlerinin hem de McDonald's burgerlerinin içindeki bağımlılık yapan maddelerdir. Fast food'un zararlarını kabaca pek çoğumuz biliyoruz. Buna rağmen neden yemeye devam ediyoruz? Aslında basit bir cevabı var bu sorunun. Fast food bizlerde bağımlılık yapıyor. Bu gıdalar beynimize
bizi daha fazla ye ve daha mutlu ol mesajı veriyor. Yapılan araştırmalara göre bu yiyeceklerden alınan haz, uyuşturucu maddelerin beyin üzerinde yarattığı etkiye ve yaşattığı hazza çok benziyor. Evet, yol kenarlarında küçük bir dükkan olarak başlayan McDonald's, gözü kara ve doymak bilmeyen bir girişimciyle günümüzün en büyük şirketlerinden biri haline geldi ve bugünün insanının yemek yeme şeklini belirlemiş oldu. Kroc, 1984 yılında öldüğünde 32 farklı ülkede toplamda 8000'den fazla McDonald's şubesi vardı. 2020 BrandZ raporuna göre dünyanın en değerli 9. markası olan McDonald's, dünyanın dört bir yanında yer alan 38.000'i aşkın restoran ve 1.6 milyonu geçen çalışanıyla günde ortalama 60 milyon müşteriye hamburger satar. Türkiye'de de McDonald's bugün yaklaşık 260 restoranı ve 6.000 civarında çalışanı ile yılda 100 milyon kişiye hizmet vermektedir.